Merhaba değerli izleyiciler, fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul CNR Fuar Merkezi'nden seslenmekteyiz. Seramik Fuarı'ndayız ve yine sektöründe öncü bir firmamızdayız. Yanımızda firma sahiplerimiz, aynı zamanda karı koca kendileri, eşler birbirlerine destek oluyorlar. Uzun zamandır sektörün içerisindeler, isimlerini duyurmuşlar, marka haline gelmişler. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve tabii ki firmamızı tanıtacağız. Ben izin verirseniz Murat Bey, aynı yandan başlamak istiyorum. Tabii ki, firmayı kurdum. Kesinlikle kadınların gücünü konuşacağız şimdi. Hayriye Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun siz. Sizler de çok iyiyiz. Bu yoğun fuar temposuyla birlikte bizi ayırdınız. Değerli dakikalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz sizler geldiğiniz için. Ne demek, bizim için bir onur sizleri tanımak, değerli izleyicilerimizi tanıtmak. Ve tabii ki Murat Bey'i de tanıyacağız. Önce Hayriye Hanım'ın küçük hikayesinden bahsedeceğiz. Çok küçük başladı kendisi ve tabii ki küçük yaşlarda başladı ve bu yerlere kadar geldiniz. Burada Murat Bey'in de çok desteği var. Kesinlikle. Bunu da kesinlikle atlamayacağız. Birazdan Murat Bey'i de tanıyacağız. Buyurun, öncelikle sizi tanıyalım. Evet, ben 97 yılında sektöre girdim. 25 yıllık bir sektör tecrübem var. Evet. Sonrasında 2012 yılında da kendi şirketimizi kurduk. Şu anda da kendi şirketimizle devam ediyoruz. Çok güzel. 17 yaşındaydınız. Evet. Çok küçük yaşlarda başladınız. Yılların verdiği bir tecrübe var. Bilgi birikim var ve oluşturduğumuz müşteri portföyümüz var. Ve tabii ki Murat Bey'in desteği var. Kesinlikle. Şimdi detayları da alacağım. Önce Murat Bey'i tanıtacağım. Tabii, buyurun. Merhaba Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Buyurun, sizi tanıyalım. Ben Murat Kan, Hayrı'nın eşiyim. Hayrı'nın şirketi kurduktan yaklaşık 5 yıl sonra ben de kadroya dahil oldum. Pazarlama tarafında destek oldum. Bugünlere kadar geldik bir şekilde. İstediğimiz yerde miyiz Murat Bey? Tabii hedefler hiç bitmez. Hedefler hiç bitmez. İç piyasada istediğimiz yerdeyiz. Ülkemize katma değer sağlamak adına şu anda fuarda katılmamızın en büyük sebebi dış ticaret, ihracat. İhracatta da hedeflerimizi tutturmayı planlıyoruz. Yine ihracat konusunda da büyük portföyler elde edebilmek için, teknolojiyi yakından takip edebilmek için ürünlerimizi burada sunuyoruz gelen misafirlerimize. Yani fuara katılmamızın en büyük amacı uluslararası, değil mi? Ticaret yapmak. Kesinlikle. Biz firma olarak bizim ilk fuarımız Türkiye'de Yunusseram. Bununla birlikte yurt dışı fuarlarında katılacağız. Şu anda Yunusseram bittikten sonra Dubai Big Five'a katılıyoruz. Ondan sonra eğer nasip olursa Almanya fuarı seneye. Bunların hepsine katılmayı planlıyoruz. Dediğim gibi artık iç piyasada hedeflerimize ulaştığımız için markamızı uluslararası bir marka yapabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu niye 50 yapmayalım? Onun için uğraşıyoruz şu anda. Niye 100 yapmayalım? Onun için uğraşıyoruz. Çünkü ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz. Kesinlikle. Çeşitliliğimiz çok fazla. Standımızda bulunan ürünlerimiz ve tabii ki üretim alanımız. Şimdi kapasitemizden biraz bahsedelim. Üretim yerimiz nerede? Nerelere kadar hitap ediyoruz Türkiye'de? Murat Bey bahsetsin, buyurun. Bizim İstanbul Kurtköy'de fabrikamız. Aylık ortalama 150 bin parça üretim kapasitesine sahibiz. Entegre bir tesisiz. Ham madde olarak girdiği ham madde, işte talaş üretim, parlatma, polisaj, kaplama, paketleme ve lojistik olarak barkodlanmış ve kutulanmış olarak tesisimizden çıkıyor. Yaklaşık 2000 metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. En büyük özelliğimiz kaplamamız ve polisajımız, talaş üretimimiz hepsi sistemin içinde olduğu için bu otomatikman üretmiş olduğumuz ürünlerin kalitesine yansıyor. Bu da tüketicinin nezdinde zaten karşılığında alıyoruz. Aylık 150 bin parça ürünümüzü son kullanıcılara bir şekilde ulaştırıyoruz. Evet, aldığımız siparişlere cevap verebiliyoruz. Zamanında teslimat çok önemli diyoruz. Kesinlikle. Zamanında teslimat yapıyoruz. Zaten çalışmış olduğumuz firmalar, Hayri Hanım bahsedecektir, firmanın ilk kurulum aşamasında kurumsal firmalara hizmet vermek amaçlı olduğu için o ahlakla, o yapıyla firma başladı ve devam ediyor. Ürünlerimiz Türkiye genelinde 450 tane satış noktası. Aynı zamanda Türkiye genelinde ve yurt dışında ulusal markalarda, yapı marketlerinde satılıyor. Zaten kurumsallarla çalıştığınız için onlar sizi oldukça geliştiriyorlar. Oldukça teknik katıyorlar. Yapı marketlerde Türkiye'de önde gelen Koçtaş, Bauhaus, BİM gibi satış noktalarıyla çalıştığımız için bunlar da ulusal markalar haline geldiği için onların ahlaki yapıları, sistemleri otomatikman bize de entegre oluyor. Çok şükür şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok güzel. Şimdi banyo aksesuarları dediğimizde aklımıza gelen bütün ürünleri sizde bulabiliyoruz. Evet, birçoğunu bulabiliyorsunuz. Çünkü bizim ilk markalaşma adına, yani özgü banyoyu kurduktan sonra kamera ve neo banyoyu yapmamızın, pazara açılmamızın sebebi
artık insanların banyolarında yaşam alanı olduğuna inandık. Önceden biliyorsunuz salonlar yaşam alanıydı. Evet. Şimdi banyolarında yaşam alanı olduğuna inandık. Kesinlikle. Ve tüketicilerin bu ürünlere ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani işin ticari tarafını elbette bizim için önemli. Ama Türkiye'de de dünyada da tüketicilerin bu ürünlere, bizim yapmış olduğumuz ürünlere bir şekilde ulaşmasını sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de tasarım olarak belki de piyasadan biraz daha zor ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim kalitemizi ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. Markamızı bir yere taşıyor. Sağ olsunlar tüketiciler de bunu bir şekilde bize gösteriyorlar. Fuarın standı yoğunluğu da bence bununla alakalı. Kesinlikle. İlk günündeyiz. Yoğun talepler çok var, yoğun bir ilgi var. Evet, yurt dışı neler çok yoğun. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Valla açıkçası ben kaygılanıyordum ilk fakat fuarımız olduğu geçiyor. İçin. Evet, röportajda başlamadan da gördünüz. Evet, özel sohbetimizde de röportaj için de bayağı beklediniz. Evet, özür diliyorum onun için. Estağfurullah. Ama bu yoğunluktan kaynaklı siz de anlayış gösteriyorsunuz herhalde. Tabii dediğim ki. Gibi yurt dışı müşterisi çok ciddi çok geliyor. Ülkemize katma değer çünkü sağlayacağız. Çünkü amacımız kesinlikle. Yurt dışına evet. Daha da çok açılmak. Kesinlikle. Evet. Ülkemize katma değer sağlamak için uğraşıyoruz. Harikasınız. Evet, uzman da ekibimiz bulunmakta. Kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Arge çalışmalarımız bulunmakta. Evet, yani toplamda şu anda 70-80 civarında çalışan personelimiz çok var. Çok güzel. Evet, bunların bir kısmı yapı marketlerde çalışıyor. Birçoğu da üretim alanımızda çalışıyor. Hepsi kendi alanlarında uzman kişiler. Hepsi kendi alanlarında uzman kişiler. Özellikle Arge tasarımlarında kendi kalıplarını vesairesi her şeyini kendi bünyemizde yapıyoruz. Evet, bölgeye katladığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Birbirinize destek oluyorsunuz. Evet. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederiz. Size gutlayla bakıyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel dilekleriniz için. Şimdi röportajımızı sonlandırmadan önce bugüne kadar sizi destekleyen, tercih eden dostlarınıza, çözüm ortaklarınıza ve ekip arkadaşlarımıza ekranlarımızdan teşekkür mesajınızla bitirelim röportajımızı. Tabii ki. Biz büyük bir aileyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Üretimde çalışan personelimiz, onlar bizim için çok değerli. Satış ekibimiz çok değerli. Ürünlerimizi alan kurumsal müşterilerimiz, yapı marketteki son kullanıcı müşterilerimiz, onlar da bizim için çok değerli. Bizi buraya onlar getirdiler. Hepsine sonsuz teşekkürler. Sizden de küçük bir teşekkür mesajı tabii alalım. Tabii ki. Ben hep bu işin ekip işi olduğuna inanan biriyim. Ve gerçekten biz çok iyi ve çok güçlü bir ekibiz. Buradan tüm ekip arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm çözüm ortaklarımıza evet, ve sizi herkese. Destekleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun.